Merhaba sevgili izleyenler. Bir konuşalım da karşınızdayız Hakan Zafer'le birlikte. Her çarşamba olduğu gibi Türkiye saatiyle 20, 20'yi birkaç dakika geçerken filan e, ne zaman hazır hale gelebilirsek karşınıza çıkıyoruz. Bu hafta da çok şükür karşınızdayız. Hakan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Merhaba. hamdolsun olsun. Siz nasılsınız? Çok şükür. iyiyiz İnşallah. Hep beraber iyi oluruz. Amin hepimize. İnşallah. Ee, bu hafta konuşacağımız konu başlığını Twitter'dan paylaştık. Siz paylaştınız ben retweet yaptım. Biraz tembellik yaptım. Ee, herkesten özür diliyorum. Çok detaylı bir e, paylaşım olmadı benimkisi açıkçası. Ama e, Hakan abi'yi takip edenler gördüler. E, bu hafta bugün seçmekten bahsedeceğiz. E, i̇nsan seçebilen bir varlık. Kul. Cool. Allah tarafından seçme hakkı verilmiş. Seçme ve seçilme hakkı hatta tam şey kalıp halinde söylersek seçme <laughs> ve seçilme hakkı var insanoğlunda yaratılışında gelen bir hak olarak bu var. İradesiyle beraber, aklıyla beraber e, ve bu seçimlerinin de getirdiği yükümlülükler var, mesuliyetler var. Madem seçebiliyor seçebiliyor olmanın getirdiği bazı e, yükümlülükler mesuliyetler var. Bunun sonuçlarına katlanıyor ya da bunun mükafatını görüyor, görecek. Ee, o zaman bu seçmek üzerinden konuşalım. Ee, i̇zleyicilerimizden de rica edelim. Videoyu beğenmeleri, paylaşmaları bu videonun, bu programın daha çok insana ulaşmasını sağlar. Ee, öyle de küçük bir rica ile başlayayım yayına Hakan abi. Bu seçme hakkı e, ta Hazreti Adem'e meleklerin secde etmesini istediğinde Allah, e, şeytan bir seçim yapıyor. Meleklerin seçim hakkı yok. Melekler seçim yapmıyorlar. E, itaat ediyorlar, kulluk yapıyorlar, görevlerini yerine getiriyorlar ama şeytanda olan bir özellik. Şeytanda da. Şeytanda <laughs> da olan bir <laughs> Sizin özellik. Sizin bu sevdiğiniz daha var ya. Evet, bu Vallahi daha işte. önemli bir daha. E, şeytanda da olan bir özellik, seçme, itiraz <laughs> e, hakkı e, bir yetenek. Buna ne dersek artık? E, o... Yeti deniyor yeni yeti, yeti. Doğru yeti. Ha. Potem, potansiyel, potansiyel. İnsanda da evet. var. Belki şöyle düşünüyorum, hani sesli düşünüyorum. Şeytan e, kendisi gibi ya da kend, benim gibi seçebiliyor, benim gibi hata yapabiliyor, benim gibi. Hı -hı. Hani o gibi, o zaten bana benziyor deyip sonra da kendi kafasında bir terazi kurup Hı, benden de çok bir fazla bir yanı yok, hatta ben ondan üstünüm diye düşünüyor. E, o zaman insan seçimleriyle, seçme yetisiyle, seçme hakkıyla... Ee, melekleşe de biliyor. İyilikler yaparak, güzellikler yaparak, hı hı. doğruyu seçerek. Şeytanlaşa da biliyor o zaman. Yani böyle bir e, ne derler kıldan ince kılıçtan keskin bir köprünün üzerinde ilerliyoruz. O zaman evet. bu seçme hakkından bahsedelim. Allah kullarına bu seçme hakkını vermiş değil mi? Hı hı. E, vermediği halde yani, e, e, zaten iki seçme hakkını verdiğini e, sizin bahsettiğiniz tablo Kur'an'da çok anlatılır. Yani daha doğrusu semavi kitapların çok ana temel konularından bir tanesi Hazreti Adem ve şeytan e, karşılaşması yaratılışın ilk aşamaları, cennetteki hali filan işte o secde Adem'den dolayı Allah'a secde, Adem'e değil Adem'den dolayı Allah'a böyle tercüme edilir bu. Yoksa Adem'e secde değil, Kur'an'da doğru birebir sözlük çevirisi yaparsanız öyle geliyor ama Adem'den dolayı Allah'a secde emrini Allah'ın vermesi aslında iki seçilmişi karşı karşıya, seçme yetisi olan, seçme kabiliyeti olan iki varlığı karşı karşıya getiriyor. Yani aslında orada seçemeyecek kimse yok. İkisi de seçiyor. Adem de seçiyor ki tercih ediyor. Yasak ağacı tercih ediyor. Diğeri de şeytandı ki bir cinlerden bir varlıktır. Cinler ve insanlar tercih edenler, seçenler. Şimdi bunun yanında hani geçen yıl bir kez daha konuşmuştuk hatırlıyorum. Önemli bir konu aslında bu. Allah insanları ve cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Dolayısıyla bu kulluğun bir tarafı ki en önemli tarafı seçmektir zaten. Kulluğu da seçersiniz, kime kul olacağınızı da seçersiniz. İki seçici seçici olanı seçmesi mümkün olanı karşı karşıya getiriyor. Adem'e secde etmeyi, Adem'den dolayı Rabbine secde etmeyi reddedince şeytan, kovulmuş şeytan, racim, taşlanmış, taşlanarak kovulmuş şeytan, Allah'a söylediği Araf suresinde ifadeleri var. Yani Kur'an'da iki yerde, birkaç yerde var bu. Ben onların yollarına duracağım diyor. Yollarına durduktan sonra onları işte Araf suresinin 17. ayeti, 7. sure Araf suresi 17. ayeti. önlerinden, arkalarından, sağdan, soldan dört bir yandan kuşatacağım onları. Dolayısıyla seçimlerini etkileyeceğim dedi diyor. Allah da buna müsaade ediyor. Şimdi o seçimlerden ilk evvel olanlardan bir tanesini etkiliyor zaten. Adem ve Havva'yı bir ağaca yaklaşmama konusunda e, seçimlerini etkileyerek tembih almışken Allah'tan yakınlaşmamaları, ondan uzak durmaları ki orada Allah'a itaat, seçim e, Allah'tan yan olması gerekirken Adem ve eşi, fe ezelle diyor Kur'an, zelle denir zaten hata demeye e, itinab ettiğimiz için biz peygamberler için ki bunu yani samimi mi olarak söylüyorum bunu ben de ben de ağzımdan Adem hata etti demem yani Haşa. yani e, hata ben etti demem kardeşim ne olur abi yani bunu bir şey olmaz yani orada bir o kelimeyi çevirirseniz mi? yani kelime öyle e, Hazreti Yunus'un kaçışı da Hazreti Musa'nın tura erken çıkışı da mesela eğer onlara Peygamberimiz için de var birçok yerde şöyle yapmalı değil miydi diyor bunlara hata deyince Aa bak onlar da hata ediyormuş İsmet sıfatını gölgede bırak. Ya bu, bu o değil yani Allah tarafından şimdi iki türlü bakış var. Bu madem hemen kesmemem lazım konuyu. Birincisi biz insandan peygambere bakış bir de Allah'tan peygambere bakış var. Şimdi sizin bana en ufak bir imanız o kadar tanışıklığımızdan sonra bana ağır olabilir. Ama sıradan bir insan bana ona o imada bulununca hiç önemsemeyebilirim. Hatta unutur fark etmeyebilirim bile. Fakat sizinki daha ağır olabilir mesela. İki, iki bakış var. Ortada ben varım. Herhangi biri dolmuşta birisi bir söz söylemiş. Ahmet Bozkuş bana söylemiş. Bunun etkisiyle onun etkisi bir olur mu? Ee, burada Allah'ın e, Adem'e Fezerle diyen e, ağacı tercih etme konusunda şeytanın e, seçme konusunda ona yönlendirmesine e, kanan ve se o yasak ağaca yakınlaşan elma değil o. Bu arada elma diye bir şey yok İslam kültüründe. Yani dini metinlerde elma yok. Elma başka türlü yani e, e, İsrailiyattan kaynaklı bir takım hikayeler var. Onlardan elma geliyor. Bu Apple'ın Apple'ın elmasıyla da hiç alakası yok onun aslında. E, burada Hazreti Adem'e Allah diyor Fezelle diye. O da bir, bir, böyle sendeleme devrilmeye yakın falan bu, bu manalarda. Ben demiyorum Allah diyor. Allah kulu ve peygamberi olan Adem'e diyor onu. Efendimiz e yaklaşık 10-11 yer var uyarı mahiyetinde onu Allah peygamberine diyor. Ben peygamber edemiyorum. Ben diyebilir miyim? Hazreti Yunus'a ya o da çok erken çıkmış ya filan diye bu, bu bu, bu buna güzel bir kelime kullanamam ben bu böyle bir ağza. Hazreti Musa'ya o da çok ergenciymiş canım ne öyle filan biz kullar diyemeyiz. Allah gönderdiği peygamberine ki bir iş var ortada o işle alakalı tercihlerinden dolayı diyor. Hazreti Musa'ya niye iki bardak su içtin ya filan demiyor mesela. Efendimiz'e niye sol omzuna yatmıyor ki o omzu da ben yarattım filan demiyor ya. Bir görev var Allah'tan aldıkları bir vazife var. O vazifeyle alakalı bir tercih farklı e, farklılığı oluşunca oralarda Allah müdahale ediyor. Buna doğrudan bir hata demek İşin içinden çok ucuzculuk olur. Çok ucuzculuk olur. Ki kaldı ki peygamberlerin hani Allah tarafından bu bir korunmadır. Niye Allah koruyor? Hani böyle seçilmeyi böyle bir insanın gıcığına gider seç seçilmek. Başka senin kendin değil de bir başkasının seçilmesi. O yüzden peygamberi de sanki kendi de aslında bu yarışın içerisindeymiş de Allah kendini değil de Nuh'u seçmiş filan gibi. Öyle bir şey yok ki. Allah zaten Nuh'u peygamber olarak gönderdi kardeşim. Hazreti Musa ilk doğduğunda da peygamberdi ama yürürlüğe girmemiş. Risalet başlamıyor. Hani Vahi vahiy gelmiyor. Resmi gazetede yayınlanmadığı diye bir şey var ya. Yani sen e, baktı Allah evet bu güzel İmranoğlu iyi, iyi bir adama benziyor onu seçeyim. Ya böyle bir şey yok ki. Şimdi ama insan kendi seçilmemiş onu seçtiyse niye? Onun ayrıcalığı ne filan diye. Ya bu bu had bilmezde bir çare yok yani biz buna bir çare bulamayız. yani ikna edemeyiz bu <laughs> Evet hakikaten tıp çaresiz bu konuda. Evet. Yani e, teoloji çaresizdir bu. Yani sadece Müslümanlıkla alakalı değil. Hmm. Herhangi bir evet. dinle alakalı da. Bu Türküsallı teoloji çaresizdir yani. Dolayısıyla o, zaman, o adamı bırakırsınız kendi yuvarlansın. problem yok. O zaman abi biz e, insan seçebilme yetisi olan bir varlık Allah tarafından hmm. bu özellikle bu donanımla yani yazılımında bu var. E, dolayısıyla e, bu m, onu farklı kılıyor. Diğer yaratılmışlardan farklı kılıyor. Evet. Yani, kulluğu farklı çünkü. Evet. Yani, yani o da bu seçmesinin üzerine bina tabii, ediliyor. seçerek yaptığı için bu kulluğu farklı. Yani Hı -hı. E, itiraz ederse de yapmazsa da itaat etmezse de o da tabii. farklı. Yani, o, da bir şimdi, çünkü. O, o da bir seçim. oluyor. O da bir seçim. Dolayısıyla bu seçimlerin bir sonucu var. Tabii şimdi tabii. E, bunu konuşurken Mesela bizi izleyen izleyicilerimizin büyük bir kısmı e, Allah'a ve peygambere iman etmiş insanlar. Bizi hı hı. izleyen bir izleyicimiz de diyelim ki bizimle aynı inançta değil ya da inanmıyor. O da bir seçim yapmış oluyor bizim görüşümüze göre. Ama hı hı. mesela Allah'ın varlığına inanmayan birisi e, bizim şu konuştuğumuz seçme e, konusunda e, zaten hani bu konunun dışında yer alıyor. İlgilenmiyor hı hı. bu konuyla belki de e, ama inanan, iman etmiş olan... Allah'ın varlığına inanan, ahirete, cennete, cehenneme bir hesabın olduğuna inanan insanlar için konuşuyoruz şu anda bunu aslında. Evet. Dolayısıyla yaptığımız seçimlerin bir karşılığı olacak hı hı. mükafat ya da bir cezası olacak. Peki bu seçimler, bu seçimleri yaparken belirleyici olan şeyler, yani gittiğimiz yolun doğru mu değil mi olduğunu anlamamızı sağlayan tabelalar. Hı hı. ya da kutup yıldızı ya da pusula ya da navigasyon adına ne dersek ee, sık sık böyle bir kontrol etmemiz gerekiyor bunu ee, hı hı. insan bile isteye göre göre yanlış yolda olduğunu İstanbul'a gitmek istiyor ee, işte ya, ya da diyelim ki Edirne'ye gitmek istiyor İstanbul'dan bütün tabelalarda Ankara yazıyor yani buna rağmen bir insan Allah Allah Edirne'ye gittiğini düşünür mü bu kadar büyük yanılgı içine girer mi? Ee, ya da o hata payı nasıl ortaya çıkıyor? Yani seçimlerimizi e, hani Bediüzzaman'ın anlatımıyla sağ yol var, sol yol var. Hani Evet. E, orada neden Bader. neden hep kötüyü solla temsil ediyor bu hikayeler onu da bilmiyorum. Yani sol soldan kasıt niye abi? Hadi bakalım. <laughs> Anladım. Yani Arapçada da ne yemin kelimesi var. var. Şeyde de ama şeytanın sağdan yaklaşması var mesela. Her zaman için aynı şey değil ama sağdan yaklaşmadı mesela şeytanın yaklaşmasına sağ yemin kelimesi Arapçada sağ demek. Ee, yani illa şimal kötü olacak diye bir şey yok. Sol kötü olacak diye ama sağ ve sol. Tercihli yani. bir solu lanet yönler Allah'ındır yani. O o, o da Allah'ın. Bir de yönün e, karşıya geçerseniz sizin sağınız onun solu olur yani. <gülüyor> Nereden baktınız evet temel Tamam karşıdan karşıya geçmesi gibi e zaten karşıdayım. <laughs> aynen aynen. E, o zaman abi şeyden şey yapalım yani biz aslında zaten siz e, bu konuyu paylaşırken yani insan e, kendini aldatır mı seçimlerinde ne kadar güvenilebilir e, yani spot'a onu çekmiştiniz manşete onu evet. çekmiştiniz. E, o zaman şeyden yürüyelim insan e, kendini kandırır mı kendini kandırabilir evet. mi? Evet. Ee, yani yanlış yolda giderken doğru yolda gittiğini düşünür mü? Yani bu, bu mümkün mü? Bir eğer mümkünse bunun sebepleri neler? İnsan nasıl kendini kandırabilir bu kadar başarılı bir şekilde ve e, bunu uzun süre devam ettirip e, bunun mutluluğunu yaşayıp süper gidiyorum, iyi gidiyorum, harika gidiyorum. Aa Edirne'ye gittiğinizde Ankara'ya gelmişim der. E, bu, bu zor zor bir şey. Bunun dini sebepleri var, psikolojik sebepleri olabilir. Tabii. Nasıl? İnsan kendini kandırır yani aldanır insan. Yani buna nefsi aldanmak filan daha çok böyle hani o o tarafa da yakınlaştırırsanız insan nefsi aldatır, şeytan kandırır, nefsi kandırır insan falan ama buradaki nefis bizden bağımsız bir şey değildir. Yani bu içimize başka bir canlı girmiş de bize işte hani Örümcek Adam'daki gibi böyle bir virüs giriyor da filan onu kötü Örümcek Adam yapıyor bize filan gibi. Böyle değil. Ya o bizim zaten bizimle beraber olan bir şey yani ama bir tane dışımızda bir de şeytan var yani onun da yola durup aldatıcı olduğunu ve aldatmak için seçimlerimizi e, etkilemek için yolda bir takım fısıldamalar meydana getirdiğini e, Kur'an söylüyor zaten. Mevlana'nın güzel bir kuş misali var e, şeytan bu aldatıcılardan bir tanesi e, yola durur kandırır onu da şöyle söylüyor. Bir diyor kuşu avlayacaksanız eğer bir yerde o kuşun çıkarttığı sesten ıslık çalarsınız diyor. O ıslığı çalınca kuş zanneder ki kendi gibi birisi kendisinden işte dişisi filan şu bu neyse sizin ıslığınıza gelir diyor. Yoksa kuşa insan sesiyle hani gel gel işte filan demiyorsunuz emir vermiyorsunuz kuşa. Kuşa kuştan ıslık sesi çıkartıyorsunuz. Yani hani kuşların böyle bir şey var Aynı, anlaşma dilleri aynen. var yani. Tabii tabii avcılar kullanıyor sahte mesela ördek sesi kullanıyorlar. Hı -hı. Bir de işte maket ördek kullanıyorlar yapay ördek kullanıyorlar. Bir yandan da ses çıkarıyorlar bir şeyle bir aletle. Kuşlar geliyor oraya kadar geliyor sonra vuruyorlar kuşları. Böyle bir şey Tarquin ala diye bir film vardı hatırlar mısınız? Evet <laughs> evet hatırlıyorum. Bu çok adam evlenmiş yeni evlenmiş sevdiğine kavuşmuş ama gece dayanamıyor. Bunu da öldürmek istiyor. Halil miydi? Neydi adı filmdeki Halil. hatırlıyorum. <laughs> Halil'i kandırmak istiyor. E, vurmak isteyenler Halil'in kanlıları. Bunun geyik sesine dayana dayanamayacağını bildiği için geyik sesi çıkartıyorlar. Halil de e, daha ilk evliliğin ilk günü olmasına rağmen e, vuruyor dağlara kendini. Sonra Halil'i vuruyorlar. E, ses, sesin geyik sesi olması lazım Halil'i evet. dağa çekmeniz için. Yoksa e, oradan koyun sesi çıkartsanız Halil daha gitmez. adam. Bir de yeni evlenmiş. E, şeytan bizimle aynı mırıtıları çıkartıyor. Niye? Çok tanıyor bizi çünkü. Niye çok tanıyor? Çünkü seçme kabiliyeti onda da var. Bizde de var, onda da var. Şeytan çok mu bağımsız insandan? Çok mu farklı? Hayır. Kur'an'ın iki tane ayeti var. Biri Enam suresinde, biri Nas suresi. Kur'an'ın en son ayetidir hatta. Nas'ın son cümle kelimesi. İnsandan ve cinlerden şeytanlar diyor Kur'an. Dolayısıyla insandan da bal gibi şeytan olur. Bizi çok iyi tanıyor. Biz de onu biliyoruz aslında. Bakmayın yani. Ee, o yüzden e, ne zaman insan şeytan gibi olacağını çok iyi bilir. Ne kadar kötüleşeceğini çok iyi bilir. Bakmayın hepimiz aslında iyiliğin ne olduğunu, ne kadar iyi olunabileceği falan çok çok iyi biliyoruz aslında. Şeytan bizi çok iyi bildiği için bizim sesimizden mırıltılarla, bizim sesimizin ıslıklarıyla bizi çağırmış oluyor aslında. Dolayısıyla biz kendi sesimize benzer, kendimize yakın bir şeye aldanıp takip ediyoruz. Bu takipte insan kendini aldatır mı? Fark etmeden, aldandığını fark etmeden evet aldatabilir. Şimdi üç tane ayet örnek vereceğim. Bunlardan bir tanesi münafıklar için, bir tanesi müşrikler için, diğer de el kitap için söylüyor. E, münafıklar için işte Bakara suresinin ilk ayetleri, dokuzuncu ayetinde. E, Allah ve Resul, e, Allah ve müminleri aldat, aldatmak istiyor onlar diyor. Fakat e, kendileri fark etmiyorlar. Şuurunda değiller onların. Onlar şuurunda değiller. Kendileri kendilerini aldatıyorlar diye. Ali İmran suresinin 69. ayeti var. Burada da kitap ehli e, Yahudilerden ve Hristiyanlardan müminleri saptırmak isteyen kimseler var. Ama bunlar müminleri saptırmıyorlar. Kendi kendilerini aldatıyorlar, saptırıyorlar. Aslında müminleri saptırdığını zannediyorlar. Aldanıyorlar. Aslında aldanmışları kendileri sapıyor. E, bunlar da işin farkında değiller. Aynı kelime şuursuzluk da söylüyor. Sonra bir de Nisa suresinde Nisa suresinin 113. ayeti var. Orada da Ya Muhammed, Ey Muhammed diye başlıyor. Efendimiz'e direkt hitapla başlıyor. Ee, onlardan e, seni saptırmak isteyenler var. Allah'ın lütfu olmasa bu mümkün olurdu. Seni saptırabilirlerdi Allah'ın lütfu olmasa. Ama Allah lütfetti ki demin başlangıçtaki konuştuğumuz şey. Allah'ın lütfudur. Peygamberlerini günahsız tutar. Bu ismet sıfatı her durumda böyledir ama şu 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 dediğiniz şeyler Allah'tan peygambere bakış açısıyla. insanın peygambere bakış açısıyla asla günah sayılmayacak şeyler. Biz de Yunus Aleyhisselam yerinde olsak dünden kaçar giderdik oradan. Ben de Hazreti Musa'nın yerinde olsam bırakır çoktan tura çıkardım. Emin olun öyle. Ne bileyim hani Adem'in yerinde olsam Hazreti Adem'in yerinde olsam cennetin ya biz en güzel hava şartlarına dayanamayıp kendimizi dışarı atıyoruz falan. Yani biz biz çoktan aldanırdık bakmayın yani. Dolayısıyla Allah'tan bakış o. Bu bakışın ifadesi olarak da ya Muhammed e, seni saptırmak istiyorlar. Yolundan çıkartmak istiyorlar. Buradaki söze müdahale demek. Necim suresinde de benzer ayetler var. Onlar senin sözünü etkilemeye çalışıyorlar. Sana vahiy geldiğinde yazdırırken filan. Mesela Muhammed şöyle dedi. Lafa girmek istiyorlar. Senin lafını bir başka yerde çevirip söylüyorlar inandırmak için. Biz demiyoruz ki Muhammed diyor filan diye. Bu çok standart bir ee, insanın e, bozukluğudur kumaş bozukluğudur bir yerden aldığını söyler diğer yere e, o kimse üçüncü şahsı getirmek istediği noktaya göre lafı eğip büker bunlar da aynen böyle yapıyorlar eğer Allah'ın lütfu olmasa bunlar yapardı bunu ama Allah lütfetti seni muhafaza etti dolayısıyla bunlar seni değil senin sözlerini değil farkında değiller onlar kendilerini aldatıyorlar aslında kendileri sapmış diyor şimdi şuursuzlukla ifade ediyor bu üç grubu içinde yani insan kendi şuursuzluğu, kendini e, seçimlerinden dolayı yaptığı seçimlerden kendisinin olumsuz etkilenmediğini zannettirebilir kendine şuursuzluğu. E, burada bunun önüne geçecek şey ne? O zaman şuurlanmak dersiniz. Yani benim seçimimin başlangıcı nedir? Motivasyonları nedir? Neden dolayı seçiyorum ben bunu? Niye bunu seçmeliyim? Başka seçim e, durumlarım, alternatiflerim var mı? Seçtiğimin devamı ne olacak? Sonucu ne olacak filan? Bu tür bir şuurlanma süreci yaşadıktan sonra seçimleriyle insan kendisini aldatıp aldatmadığını gayet net rahat görebilir. Ama insan kendini aldatır mı? Evet, bir tabi aldatabilir. Bunun belki aldatıcılar hani sayacağım şeyler aldatıcılar var. Bunların en büyüklerinden bir tanesi ümniye diyor Kur'an. E, kuruntu demek. İnsan kuruntularıyla kendisini kandırır. Yani zanneder ki ki zan da bunlardan bir tanesi ki mecburen Türkçe'den dolayı kullanıyoruz. Bu ikisi farklı şeyler. Kuruntu ve zan ayrı şeyler. Kuruntularının öyle olduğunu, gerçekleşmiş olduğunu, kendi varsaydıkları gibi gerçekleşeceğini gelecek zamanla alakalı gerçek, geç, e, gerçekleşeceğini zannederek kendi kendini kandırır. Yani bir hayal kurur, o hayalin içinde yaşar. Bir şartlar e, dizayn eder, o şartların haricinde bir şey yokmuş kabul eder ve herkesi o şartlara bağlı kabul ederek kendi kendini kandırabilir insan. Ona da örnek iki tane ayet söylemem lazım. Bir tanesi Nisa suresinde gene bir ayet. Yahudiler ve Hristiyanlar diyorlar ki peygamberimizin ilk mesajını halka duyurduğunda, e, bizim peygamberlerimiz daha eski, bize daha önce kitap gönderildi. Eğer cennete birileri gidecekse, sizin bahsettiğiniz ki cennet, cehennem aynen Yahudi ve Hristiyan kültüründe de, din, din, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da var. Bugünkü şekliyle de var. Şimdi eğer gidecekse birisi cennete, onlar bizleriz. Niye? E biz sizden önce iman ettik Allah'a. E, bize daha önce peygamber gönderdi, bize daha önce kitap gönderdi, biz gideceğiz diyorlar. Şimdi burada e, sizin böyle kuruntuladığınızdan dolayı cennete gitmeleriniz, ee, olmayacak. Siz böyle e, kuruntu ümniyede bulundunuz diye e, dedikleriniz olmayacak. Cennete cehenneme girecek filan. Sizin kuruntularınızı Allah belirlemez onları diyor. Yani ben ben böyle tahmin ediyorum filan. Yani benim kanaatim bu yönde. İyi de senin kanaatin o. Ona göre gelişmeyecek diyor. Bir de Necim suresinde bir ayet var. Orada da e, insanın her temennisi onun mu olacak zannediyor diyor. Çok özel bir ayettir bu aslında. Putlarla alakalı e, işte bu garanik olay denen bir şey var. Çok meşhur bir olaydır aslında. Bu Salman Rüşdi'nin e, şeytan ayetleri dediği hadise. E, eski bir e, Salman Rushdie'den çok daha önce e, aslında gündem yapılan bir şey. Vahye şeytanları müdahale etmesi gibi. Orada güya peygamberimize put isimlerini söyletiyor falan gibi mevzu bu. Parantezi kapatıyorum. E, öyle bir şey olmadı. Surenin kendi içerisinde zaten iki defa yalanlıyor. Devamındaki ayetler bu. Necim Suresi'nin 24. ayeti. İnsanın her ümniyesi, kuruntusu, zanlı, hayalinde kurgusu onun mu olacak zannediyor diyor. Buradaki yaklaşım şu. Ayetlerin devamı yani konteksten koparmadan söylememiz lazım. Onlar zannediyorlar ki bu taptıkları putlar onları kurtaracak. Bu Garani'yi söyleyeyim bu arada. Uzun saçlı Allah'ın güzel kızları ki bizi saçlarına tutup, saçlarına tutunup onların bizi Allah'a ulaştıracaklar öyle. Çünkü put isimler hep e, feminen isimler. Yani dişil isimler. İlginç. E, o yüzden Allah Kur'an'da bir yerde diyor ki madem kız çocuklarının olmasına bir utanç vesilesi sayıyorsunuz. Şimdi Allah'ın kızları diyorsunuz. Putlara kız isimleri veriyorsunuz. Erkek çocukları kendinize nispet ediyorsunuz. Kızlar Allah'ın öyle mi diyor yani? Yani ne kadar tutarsız insanlarsınız demek aslında müşriklere bir ya geniş e, uzun saçlı güzel kızlar ya da geniş yayvan kanatlı büyük kuşlar onların kanatlarına böyle hani uçan kaz vardı eskiden sırtına biniyorsunuz filan veya bu ya, Güney yarım kürede e, albatros kuşları var kanat açıklığı bir orta halde, bir planöre benzeyecek kadar e, dönecek kadar geniş kuşlar oluyor büyük böyle albatros kuşları gibi geniş yayvan kanatlı kuşlar alan kuşları Onların kanatlarına bineceğiz. Bizi Allah'a ulaştıracak. Ya da güzel uzun saçlı güzel kızlar. Allah'ın güzel kızları. Saçlarına tutunup bizi Allah'a ulaştıracak. Biz aslında onlar kendileri ağızlarıyla söylüyorlar hatırlarsanız. Bizim aslında perde gerisine kulluğumuz putlara değil. Biz onları aracı yapıyoruz diyorlar. Araziler bu yani. Bu mantıkları bu. E, basit bir mantık değildir aslında putperest mantığı. Çok aşırı derecede konformisttir. Aşırı derecede ee, bağışlayın özür diliyorum ama yani bir dili olacak. Anasının gözüdür aslında putperestler. Bakmayın yani öyle... E, put, taşa tapıyorlar ya filan de böyle böyle gülünç bir şey değil. Acayip konformisttir. Acayip yani. Bu illa Latmenat Uzza değil. Başka şey İlla işte bir Buda heykeli koymuş filan. Ne bileyim hani şu bu öyle değil. İnsanın putu taştan topraktan olmaz. Avokadodan e, helvadan filan olmaz. Yontunmayla put olmaz sadece. Başka putları var insan. Birçok putu var. İçinde sakladığı bir ton putu var içinde. Bazen insan kendini yontarak e, put pereseye dönüştürebilir belki de abi. Kendi bir putu şeyi, kendi olur zaten kendine hani tapar bir insan. Şey, bir şeyi yontup puta dönüştürmek tamam evet. ama kendisini yonta yonta bir puta tapar hale de getirebilir. Kendine yani. tapar. Kendi güzelliğine değil hani Narkisos'un denizi e, gölün suyunda kendine hayran olması gibi değil. Kur'an erayit amenittakaze İlahı heva diyor. Hevasını hoşa gitmelerini tanrı edineni gördün mü diyor? Hoşuna gitmeyi tek tanrısı kabul edebilir insan. O zaman bu e, insanın seçimlerinde yanılması, kendini kandırmasında hevaani e, yani ciddi kusura etkisi bakmayın var, değil kesiyorum sesimi. Bu ayeti Necm Suresi 24. Garani'ye girdim çıkamadım bitirle. Ha abi, abi. Onu söylüyor Kur'an. Yani putlar size şefaatçi olacak diyorsunuz ya. Biz aslında Allah'a tapıyoruz ama Hani selamı ahiyaki Allah diyoruz, besmeleyi çekiyoruz, bismi Allah diyoruz. Müşrikler diyor bunu. Ağızlarında laf bunlar. Ama putlar, onlar zannediyorlar ki bunlar bize şefaatçi olacak. İnsanın her kuruntusu kendinin değil ki diyor 24. Öyle zannediyorsunuz. Kör körüne demek. İnsan kendini aldatır mı? Tabii ki. Bir şuursuzluğun içerisine düştüğün zaman en iyi aldatıcı sizden daha iyisi olmaz. Başkasına gerek kalmaz. Öyle bir kandırırsınız kendinizi. Öyle bir ikna ederseniz ki elin, alemin herhangi bir tesiri olmaz sizin üstünüze. Bundan daha kuvvetlisi olmaz. Başlayın. Bir şey diyordunuz. Böyle evet. Şimdi bu insanın hevası, hevesi, zevkleri işte ne bileyim onu tatmin eden şeyler, mutlu eden şeyler. Yani dediniz ya işte putperestler için falan. Hı hı. Konforunu düşünüyor bir yandan da. Şimdi o zaman işler yolunda gidiyorsa yani insan Allah Allah işler çok yolunda gidiyor. Ben yanlış yolda mıyım düşüncesine kapılmalı mı? E, doğru yolda gitmenin delili de sıkıntılar mıdır her zaman? Ya başımıza sürekli kötülük geliyor demek ki evet. doğru yolda mıyız? Yani bunu kullanabilir mi insan seçimlerinin doğru ya da yanlış olduğunu anlamak? Hayır yani. bu bir bir ölçü değil bu. Yani bununla ölçemeyiz çok değişken bir şey çünkü yani hani değişmeyecek bir şey olması lazım ölçmeniz için. İşte biz e, zeytinyağı veya su koymuyoruz termometrelerin içerisine. Civa konuluyor, civanın hani e, ölçme konusundaki tutarlılığından dolayı. Yoksa e, biz su koysak belki daha fazla e, değişkenlik değişkenliğe uğrayacak. Dolayısıyla buradaki bir ölçüm e, ne derler ölçüm noktası olamaz bunlar. Ha, terazi yani bir adam olurum, tutamayız başına bunu yani. hayır tutamayız. Bir adamın başında iyilik gördüğümüz zaman hemen sen demek kötü adamsın dememiz lazım. Başına kötülük geldiği zaman da demek ki muhteşem bir insansın falan dememiz lazım. Bu bir ölçü değil. Evet Allah kullarını sınar. Azaltmalarla sınar, yokluklarla sınar, canlarıyla, mallarıyla, evlatlarıyla, eşleriyle, vakitten sınar, onurdan, izzetten sınar, hürriyetle sınar. Sınar Allah. Ama bu sınama şu demek değil, hep azaltarak değil, bazen vermek suretiyle de, çoğaltmak suretiyle de sınar. Yani çoğalan bir şey ödül olmayabilir, azalan bir şey de her zaman ceza olmayabilir. Biz için o gerisini bilmediğimiz için bize ilk yansıyan şekli diyoruz ki, e, evet Allah bizden aldı veya Allah bize verdi. Yani sadece alan veren Allah gibi böyle düşünüyoruz, almasını e, iyileşmemiz için bir mesafe alma vermesini de şımarmamız için bizi cezalandırma gibi kabul edebiliyoruz yer yer. Bu insanın pek işine yarayacak bir ölçü değil. Allah tarafından bir ölçümü O Allah'ın bileceği iş. Ama insan insana bakıp ve insan kendine bakıp epeydir işlerim iyi gidiyor demek ki çok kötüleştim filan diyemez. Niye dua ediyoruz o zaman? Niye bereket istiyoruz? Allah'ın mübarek, Allah'ın mübarek diyoruz. İki bir. O zaman yani Allah'ın bir şeyi bize hep yani niye kastı olsun ki Allah'ın bize? Yani e, Nisa suresinin 147. ayeti. Çok özel, çok önemli bir ayet. Eğer iman ediyor ve şükrediyorsanız niye Allah size azap etsin ki diyor. 6236 tane ayet var. 6236 bir tanesi bu. Başka da bu konuyla alakalı hiç ayet olmasın. Bu yeter. İman ediyoruz bir şeye. Bir ayet üzerinden bir şey iman ediyoruz. Allah diyor ki Nisa suresinin 147. ayet. Eğer iman ediyor ve şükrediyorsanız Allah size niye azap etsin? Niye Allah'ın hoşuna mı gidiyor bizi azap etmek? Yani böyle garip bir denklem kuran e, manevi izahlar oluyor. Bu Sanki azaptan Allah kasıt, gece gündüz hoşuna gidiyor bizim e, azap çekmemizden. Bu azaptan kasıt e, ahirete dair bir azap mı? Dünyaya dair yaşanan sıkıntıları da mı? Dünyaya, dünyaya dair. Dünyaya dair. O zaman e, sıkıntılar yaşayan insanlar, kullar... Hemen devam <laughs> devamındaki ayeti söylememiz lazım. 148. ayet. Çünkü orada da e, bir zulüm gören insanın Allah kötü sözün evet. açıktan söylenmesini istemez, sevmez. Ancak zulüm görenler, zulüm altında e, bulunanların sert sözlerine Allah müsamahayla ile yaklaşır gibi. Böyle parantezi söyledim bunu. E, çünkü Allah işitir, bilir diyor. Şimdi dolayısıyla zulüm altında, ahirette zulüm olmayacağına göre yani bağlamdan e, hmm, koparmamamız gerekiyor. Dünyaya dair bir şeyden. Oradaki dünyalık anlaşılan. Şükretmek zaman, dünyalık. Ahirette neyi şükredeceksiniz yani. zaten var. O zaman abi şöyle sıkıntı yaşayan insanların kontrol edeceği iki önemli sigortadan bahsediyor burada. Birincisi iman, ikincisi şükür. Evet. Başına sıkıntılar gelen insanlar o zaman imanlarını yani bu imansızlık anlamında söylemiyorum ama imanının gereğini yerine getirmek yani o imana göre hareket ediyor mu, yetmiyor mu yani saatlerimizi bir kontrol edelim. Hala aynı ölçüyle mi hareket ediyor? Bir ikincisi şükre bakmamız gerekiyor o zaman. Yani evet. e, bunları eksik yapınca, dengesiz yapınca ya da bunları terk edince ortaya çıkan bir şey o zaman bu azap. E, Sonuç, e, burada iman ve şükür şöyle. E, bir, iman Allah, Allah'a iman ediyorsunuz. Şükür de Allah size bir şey veriyor. O şeyi Allah'tan koparıyorsunuz. Bu adam Allah zulmeder diye Kastettiği bu aslında. Yani Allah'ın bir nimeti var. Bu nimeti yo bu benim Allah'ın değil benim gibi kabul ediyorsunuz. Ağzınıza bunu kimse söylemez. Ama şükürsüzlük, nankörlük bu olur aslında. Bu nimetin Allah'la bağlantısını koparmak. Bunu Allah'a vermektir. Bendeyken bunun Allah'ın olduğunu devamlı bilmektir. Şimdi bu bir bilinç seviyesi aslında. Yani sadece iman etmiş, şükür de diyor. Elhamdülillah diyor her şeye. Çok şükür diyor. Ama başından da bela eksilmiyor. Bu düzlem değil aslında doğrudan. E, çünkü iman da şükür de eşyaya ve hadiseye, olaylara eşyalarla alakalı daha doğrusu eşyaların da sınırları içerisinde bulunduğu sebeplerin ardarda arda gelerek oluşturduğu olaylara bakış açısını değiştirir. Oradaki herhangi bir zorlanma artık iman ve şükür penceresinden baktığınızda gözlüğüyle baktığınızda sizin için zorlanmamaya başlar. Zorluk olmamaya başlar. Siz o konuda zorlanmamaya başlarsınız. İman ediyorsanız. Niye? Geldiği yeri tespit ediyorsunuz. Ait olduğu yere koyuyorsunuz. Ve size gelen şeyle kendi konumunuzu e, ayarlamış, kalibre etmiş oluyorsunuz. Bu Allah'tan e, Kur'an onu söylüyor. Kötülük hani varsa bu dejenerasyondur. Kendiniz Allah'tan geleni e, bozmuşsunuzdur nefsinizden. Eğer iyilik varsa Allah'tandır diyor. Ben Allah'tan gelen iyiliği dejenere ettim. Şükürsüzlük dejenerasyondur. Dolayısıyla bu bana kötü bir neticeyle geldi. Mesela bir örnek vereyim. Abi, hani izleyenlerin aklına gelebilecek bir şey söyleyeyim. Ben kötü bir adamla kol kola gezdim günlerce. Sonra o adamla beni bir yerde fotoğraflayan adam gel dedi ki sen onun arkadaşısın. Yoksa bu kadar sen pozlar vermezsin. Onun bana borcu vardı sen öde dedi. Hayda dedim ben de. Ulan o başka ben başkayım filan. 5 e beş gün gezmeyecektin demek bu işte. Yani bu kadar yanaşmayacaktın bir kötüye başına bela alırsın demek işte bu. Yani dejenerasyon bu. O zaman kimin koluna gireceğimi, kime sırt dayayacağımı benim önceden test etmem lazım. Ne alakası var şükürle denebilir ama yani oradaki elhamdülillah çok şükür bu demek değil zaten direkt. Sözlü dile vurmuş şekli bu. Bir şeyin sadece dile vurmuşu din olmaz. Kimse kusura bakmasın. Sadece en önemli yerini söyleyeyim. En önemli yerini söyleyeyim. Kelime-i şehadetin söylenmesidir. Bu konuda en zirve nokta. E, dilde sadece dilde var. Kusura bakmayın o dini olmaz. Kelime-i şehadeti hariç tutuyorum. E, Kur'an okuyor adam okusun ne var ki? Okusun. E, Kur söylüyor yani e, şeytan ya aldatıcı olarak vasıflarından bir tanesi şeytanın Kur'an'da garur sizi Allah'la aldatmasın diyor şeytan Allah'la Allah'ın kulunu aldatıyor denkleme bak yani e, Kur'an okuyor diliyle e, baya güzel şeyler anlatıyor hatta e, milletin önüne geçmiş imamlık yapıyor filan bilmem nerede tarikat lideri tarikat müdürü olmuş, cemaat müdürü olmuş bir yerde filan mesela. Yani bu, olur bunlar bu, bu, dile vurması bir şey değil ki. Yani sadece sadece tek başına dile vurma dini olarak, kriter olarak ele alınmaz. Çünkü hani e, geçen haftadan da hani işitme ile alakalı konuştuk. Bir de konuşma tarafı var işin. Sadece dilde olması değil. Bunun en zirve noktası tek ve en önemli yeri kelime şahadettir. Onu dille de söylemeniz gerekiyor. İşte bu. Onlar haricinde sadece dilinde var... ...bir bir değeri yok dini olarak bir değeri yok bunun... ...dolayısıyla orada... E, ...yani dikkat edilmesi gereken şey şu... ...buradaki şükür... E, ...varlıkla alakamızı da belirleyen şey... ...o varlık kimin? Allah'ın... ...iman, varlık... ...iman ediyoruz Allah'a... ...Allah'ın var ettikleriyle alakamızı belirliyoruz... ...alakayı belirlediğiniz zaman... ...sınırları koyduğunuz... ...yakınlık, uzaklık, edinme... ...heves, istek bunları koyduğunuz zaman... Bir tane daha söyleyeyim mesela. Her yerde olmalıyım dediniz tamam mı? Oraların bulaşığı var kardeşim. Oraların çamuru var bulaşır. Ormana gireyim ama grand tuvalet böyle elbiseme bir şey olur. Olur, olur. olur mu öyle şey? havuza gireyim ama ıslanmayayım filan. Çamura gireyim ama ayakkabım temiz kalsın. Olmaz. Girdiysen bulaşırsın. Bulaşır sana. Dolayısıyla hani mesafe burada şükürün nimetle varlıkla alakası var. İmanın Yaratıcı ile alakalı var. Yaratıcı ve varlığı, yarattığı varlıkla alakayı belirlediğin zaman Allah seni niye zulmetsin ki? Kör körüne de gidip ateşe parmağını sokarken Aa, ateş yakıyormuş dersin. dersin, ateş de yakar zaten seni. O zaman yani, bu başımıza gelen her kötülük, her zulüm ya da her azap için e, bu denklemi kurmalı mıyız? Yani başımıza bir şey geldi demek ki biz şunları şunları eksik yaptık. Yani e, herhangi bir işte iman ve şükürde herhangi bir hata yapmamış birine de gelir mi? imtihan olarak. Şimdi biz kul olarak bu denklemi şöyle kurmamız lazım. Yani Allah muradı nedir? Levhim i da bilemiyorum. Ama e, onu söylüyor. Kur'an'da da Allah söylüyor. E, yani insanların bu tercihlerini belirleme konusunda. Hani hadis e, Hadid suresinin bir ayeti ama şımarmamakla alakalı. kaybettiklerinizi kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlere de nimetlerle de şımarmayasınız diye Allah Ezelde levh-i mahfuzda bir levhada bunları yazdı. Allah bunları yazdı. Yani e, niye bunları önceden yazıyor? Çünkü devamda hemen ayetin devamında 20'li ayetler ama tam rakam hatırlamıyorum. Hadis suresinde şımarmayasınız diye. Çünkü Allah şımaranları sevmez diye. Hani bu aslında seçmekle de alakalı bir başlık benim için. Not almıştım ben şımarmayı. E, şımarmayalım diye Allah Elimizden gidene de üzülüp kendimizi mahvetmeyelim diye Allah bunu yazdı. Şimdi evvelden bir şey yazılı bir şey var. Sabit bir levha var. Kader var. Allah'ın bilgisi var. Bir tarafta ilmi var, bir tarafta. Ama biz kul cool olarak şunu şöyle e, diyemeyiz. Hani e, şunlar şunlar tamam. Bu bu belanın niye geldiğini anlamıyoruz. Her şey süper. Bilmiyorum ki ya bu bela öyle gelmiş. Allah gönderdi. Allah öyle demiyor işte. Allah bir şey hayır olarak Allah'tan geliyor senin tarafında şerre dönüşen şeyler var. Allah imtihan ettiğini söylüyor. Azabı vereceğini, mükafatı vereceğini, müjdelediğini, korkuttuğu yerleri söylüyor Allah. Bunların haricinde bir denklem kuramayız biz, elimizdeki verilerle. Levh-i sen nereden biliyorsun? Levh-i Mahfuz'un ne olduğunu. Sanki adamın yanında kalem gıcırdatıyorsun, gıcırdamış da kader kalemleri Levh-i Mahfuz'daki bize gelip haber veriyor. Öyle olmaz. Ben bilemem orayı. Benim bildiğim şu. Kul ve en leyse lil insani illa anladığım bir insanın kendi sağ gayreti, sağı gayreti ne varsa ondan başkası insan için yoktur diyor. Benim başıma gelenlerin benimle alakalı bir tarafı mutlaka var, mutlaka var. Yani bunun dayandığı, tutunduğu bir kanca benim tarafımdan bana tutunan bir kanca mutlaka var. Be benimle hiç alakası yok. Bunu niye verdi Allah? Allah imtihan ediyor. Bu imtihanın seninle alakası olma ihtimali yok. Eğer bu denklem böyle kurursanız Allah tombaladan millete azap ediyor. Tombaladan millete mükafat veriyor zannedersiniz. Elin oldu da kaldırır size bir soru çengeli attığında, bir soru sorduğunda afallar kalırsınız. E ondan sonra biz falanca kitap okuduk, falanca dinledik falan zor kurtarırsınız imanı. Öyle öyle kolay bir şey değil. Dolayısıyla denklemin her tarafına, her tarafına başıma gelenin mutlaka benimle bir alakası var. Mutlaka hatalarımla, yaptığım şeylerin neticeleriyle veya işte tercihlerimin işte isabetli olup olmamasıyla mutlaka bir alakası var. Mutlaka. Biz bu alakayı çözüyor çözemiyor olalım fark etmez ama mutlaka alakası var. Benimle hiç alakası yok, Allah göndermiş. Ya yani bu bu böyle bir imanın karşısında e, bir soru çengeli bu imanı yıkar. Çok rahat yıkar. Şimdi millet ne çetin sorular soruyor. Ne çetin sorular soruyor. Eğer bu soruları soruluktan çıkartırsanız onlar da başlı başına bir imana dönüyor. Başka bir şeye iman etmeye dönüşüyor. Dolayısıyla burada başıma gelen her şey mutlaka benim ve tercihlerimin seçmelerimle kesinlikle alakası var. Kesinlikle. Çünkü bu ölçüsüzlük değildir. Ne yani neye göre bilmiyorum. Yani sen bilmiyorsun ama var bir ölçüsü. Zaten ona ölçülü anlamında ölçülmüş, takdir edilmiş, kudreti kadiri mutlan kudretiyle hakkımızda bir miktar takdir etmesine kader diyoruz. Zaten aynı kelimeyi kullanıyoruz hep. Kadir olan Allah kaderimizi bir miktarı bizim için yazıyor. Bugün 54 dakika program yapacağız. 54, 55 değil, 53 dediğin. 54 adam rahmetli 93 sene yaşadı. 93 2 değil, bir değil. Böyle şu ben buraya işte geleli tam iki yıl oldu. 3 değil, bir de değil sayıyorum görüyorsunuz. Yani miktarı var. Nefes almanın miktarı var. Kalp atışının miktarı var. Kanımızdaki her hücrenin her hücrenin miktarı var. Bunların hepsi kontrollü şeyler. Hani böyle sırf tabiat risalesine bağlamaya çalışmıyorum. Ama ama e, kaç tane proton, nötron var nasibimize düşmüş. Bunlar ilmi ilahi de, e, ezeli ilim de bunlar takdire uğramış şeyler zaten. Onun sebebini hadis suresinin 23. ayeti, 23. ayeti bir yıldız koyuyorum bu ayete. Şımarmayalım ve elimizden Allah'ın verdiklerine gittiğinde şımarmayalım, üzülmeyelim. Paralamayalım ki yani, mahvetmeyelim, bunalmayalım. Bir de elimizdekilerle şımarmayalım diye Allah bunları evvelden yazdı. Bunlar ölçüsüz değil. Sizi, sizi mecbur bıraktı. İşte turist gibi ortada dolaşıyorsunuz filan. Öyle değil tercih yapıyorsunuz. Tercih yapmanızı da izin veren biz Allah'tan hakkımızı kopardık harça. Böyle değil ki o veriyor zaten. Seçme hakkınızda zaten o veriyor. Niye? Çünkü Allah şımaranlar sevmedi. Şımarmayalım diye Allah bize yazdı bunları. Yani iradesini ortaya koyduğu yönlerden bir tanesi kaderdir Allah'ın. Allah'ın iradesinin bizde bizim gördüğümüz tecellisine vakıf olduğumuz kaderdir. Vay be filan diyorsunuz mesela. Hep tecelliye cila alıyor Allah gözümüze. Aynı kök zaten parlatıyor bize yaptığı e, işleri yaptıklarını. Biz de anlıyoruz ki bunlar ha ölçsüz değil. Ölçsüz olmadığının göstergesi olarak söylüyor. Eğer ölçsüz olursa ne olur? Birimiz çok şımarır. insan bir tarafı çok şımarır. Diğer taraf insan da oho mahveder. Bütün şimşekleri kafasında dolaştırır o da. Böyle olmasın diye Allah kime neyi ne kadar hangi miktarda kader aynı kelime. Miktar Türkçe'de var zaten. E, ee, lütfedecek Hain ed ediyor Allah. Hadis suresinin 23. ayet, 22'de ni yaz yazdığını söylüyor levh-i mahfuzda. 23'te de niye olduğunu söylüyor. Sebebi var. Niye ilmi, ezeli ilimde, ilmi ilahide her şey önceden kaydedilmiş? Hadis suresinin 23. ayet, Bal gibi bir kader ayettir aslında. O zaman abi bu insanın seçimleri bu seçimleri yaparken aldanması, kendini kandırması bu psikolojik bir de altyapısı var bunun. Yani Tabii ki. insan bilerek isteyerek yanlış yaptığını bile bile yanlış yapmaya devam eder mi? Eder. Etmez. E, ha, e, normal, şöyle. Yani ben, e, bilerek isteyerek kötülük yapar bir insan, değil mi? Bu, bu tablo normal şuurlu bir insan için devam etmez. Devam etmez. Çünkü uyarıcılar var. Ama. Aynen. E, bu saydığım üç ayette işte Bakara suresi, Nisa suresi ve Alimran e, Ali İmran suresindeki seni aldatmaya, seni saptırmaya, Allah'a Allah ve müminleri kandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Farkında değiller. Onlar kendilerini kandırmışlar filan gibi. Üç ayette söylem Üçünün de fezleketse şuurla alakalı. La yeşurun diyor. Şuursuz bir durumda, şuursuzluk durumunda fark etmez. Şimdi, Buradaki şuursuzluk aptallık demek değil direkt. Anladım hani daha önce Firavun'la alakalıydı filan birkaç e, Enam suresinde, Araf suresinde bu Bağteten kelimesi var diye küt diye filan diye onu konuşurken geçti hatırlıyorum. Farkında değil. Bu farkındalığı yitirecek şeylerin emin olun çoğu güçten, bolluktan, servetten kaynaklanır. Adam mesela çok zengindir. Birden batar bakarsınız. Şimdi batış haberleri geliyor şirketlerin. Allah Allah diyorsunuz. Yahu dev gibi firma filan diye. Hep fakirler batmaz kardeşim, hep küçük e, ticarlar batmaz. Büyük zenginler küt diye batıyor. Büyük diktatörler küt diye gidiyor, küt diye. Öyle yavaş yavaş güçten düşmüyorlar, küt diye gidiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz yani bunları şuursuz yapan bolluk, güçlülük, aldanmışlık, zevkin doruğunu yaşıyor adam. E, şuursuzluğu sağlayan şey, bana bir şey olmaz mı saatten sonra diyor. E, Daha ne olacak bana diyor. Bana o filan dediği bir an bu şuursuzluk. Aldanmışlık da bu. Kandırdık ya onları var ya filan diye düşünüyor adam. Muhammed'i var ya bir sözüne müdahale ediyor filan diyorlar. Sonra diyorlar ki saflara bak. Bakır suresine ayetini söyleyeyim. Gittik dedik ki yok yok biz sizdeniz ya filan dedik. Onlar da bize kendilerinden gibi davrandılar. Artık daha bir zarar gelmeyeceğini artık paça yırttığını filan zannettiği duruma şuursuzluk deniliyor. Buradaki eğer şuurluysa bir adam kendi niye gitsin rüzgara karşı? Ama burada Rüzgara karşı gitmenin bir tane sebebi var. Zararsız zarardan emin olduğunu zannediyor. Bunun birçok sebebi var ama bunlardan en önemlisi güç ve servettir aslında. Yani bu şımarmak dediğiniz şey tam olarak bu aslında. Yani tabii bak, ki daha bana şey bir şey olmaz ki kimse yani Karuna e, kavminin akraba Karun Hazreti Musa'nın kuzeni biliyorsunuz. E, Karun bir seçimde bulunuyor. Evvel fakirken Hazreti Musa'nın yanında zenginken Firavun'un yanına gidiyor. Böyle bir seçimde de bulunuyor. Karun'un akrabaları diyor ki sonra kendi soyundan insanlar biz sana ben biz sana şunu demiyoruz ki malı serveti bırak dünyada vela eee velaten dünya diye dünyada nasibini unut demiyoruz sana. Sana bütün serveti fakir ol demiyoruz ki. Al dünyada nasibini al ama ama e, şımar mı diyorlar Karun akrabaları? Şımarma çünkü Allah şımaranları sevmez diyor. Kasas suresinde, Hz Musa Kısası'nın bir bölümünde bu var. Ee, şımarma diyorlar Karun'a. Sana yoksa Karun'un şımarmasının sebebi, sebebi ne olabilir? Parayı bulmuş adam zaten, Kur'an'ın sözüyle söyleyeyim. Ee, hazinelerin anahtarlarını taşımaya güç çekmiyor, o kadar yani. Bulmuş, bir de güce dayamış sırtına, yanında da firavun var, e, firavun var, servet var, güç var, servet var. Keyifte zaten güç servetten sonra mutlaka keyif gelir. Geçen Saadet Partili bir milletvekili Profesör İslamoğlu evet. E, İslam bir konuşma yapıyordu şeyde mecliste. Saray maray filan gelir diyor devam ettik. Doğrudur yani. Böyle, böyle çünkü. Doğru söylüyor. Şimdi e, sadece güç ve para var ama hiç zevk yok. Öyle olmaz. Devamında zevk gelir. Zaten o zevkin uğruna harcarsın sonra. Zevk verir. Zaten onlar ay hani Kur'an gene Kur'an'dan bir şeyle söyleyeyim. Ama insan psikolojisinde var. Yığarsın. Yığmak zevki var. Ne işine yarayacak diyorsunuz mesela? Bir fakirin bin tane evi olsa mesela. Bin yüz tane evi olsa. Ne işine yarar? Bir tanesine bedenini koyabilir. Bir, bir günde, bir vakitte. Ancak bir tanesinde bulunabilir. Yani bin tane uçağım olsun. Ancak bir seferde bir tanesine binebilirim. Ne işine ama yığmanın bir keyfi var. Biz bunu da hani bir yere koymamız lazım. Yığmak diye bir keyif var. Paylaşmamak diye bir keyif var. Acayip bir şehvettir. Acayip yani. Hümeyze suresi var hatırlarsanız Kur'an'da. Evet. Lanetli bir sıfattır bu yani. Yığarsınız böyle. İhtiyacı var. Hiç umrunu almaz. Görmez ki onları. Hatta ondan bir şey, evet bir parçası da şu. Birilerinin muhtaç olması, açlık çekiyor olması. Şimdi diyoruz hani dünya gelirlerinin bilmem kaçı şöyle bu e, bu kadarını şuraya gönderseler açlık kalmaz filan. Biz zannediyoruz ki Suudluların kurdukları devasa pilav sofra, etli pilav sofraları ve Yemen'de açlığa terk ettikleri milyonlarca 4,5-5 milyon insan ölüm sınırında. Bir milyona yakın zaten çocuk e, ve hastalıktan ölmeyi bekliyorlar yani her an her gün yüzer iki yüzer kişi ölüyor hastalıktan dizanteriden. Şimdi o sofrayı kuruyor orada hemen alt komşusu Yemen açlıktan ölüyor. Ondan bir keyfi de şu var yani Suudlar üzerinden söylemiyorum sadece. Birlerinin fakir olması zenginin hoşuna gidebilir yani gider. Yokluk açlık çekmesi gider çünkü varlığını hissettirir ona. Kendisinde varlığını hissettirir. Bu adamın yığma diye de bir pis bir huyu varsa bu yığmanın artık keyfi onda var. Biz bilemeyiz onu. Ben, ben tanımıyorum öyle bir duyguyu bilmediğimiz için biz. Yani onu herhalde olan bilir bilmiyorum yani. E, acayip bir keyif yani. öyle gözüküyor. Yani. <laughs> Dışarıdan öyle gözüküyor en azından. Galiba, galiba abi. Çünkü o zaman ya abi... diyorsunuz ki bir insan 10 metrekarede. Şimdi bura bizim uyduğumuz oda aslında. Yani toplam 13-14 metrekare falan yani. Ne var ya yani 14 metrekare. Buraya sığıyorsun. Hani dinler, İslamcı tiplerin böyle mezar e, videoları olur ya böyle arada zevzek zevzek gidip mezara yatıyorlar. İşte sınav yerine hazırlanıyor. Sınav yerini önceden görme falan gibi. Ya bunu, bu böyle dini anlatım dili olmaz. Ben tekrar söylüyorum zevzekçe bir dil yani. Tekrar söylüyorum. Kaba oluyor ama zevzekçe. Bir çok bir çok yani. şey alıyordur tık alıyordur abi o yüzden. Ee, o yani bir maalesef işte yani maalesef ne diyeyim yani. Herkes ya böyle alıcısı var işte yani. Sonra da niye böyle, niye şöyle diyorsunuz ya? Yani sonra da yani Kur'an ayetini demin dedim, dedim ya bana her söylediğimde geliyor 6236 ya 6666 değil mi hocam niye millete ihsad ediyorsunuz filan değil değil baba öyle değil işte yani değil yani ondan sonra yani sonra da şey yaparsın işte On, yani bir iki buçuk iki metre metrekareye sığıyorsun filan diye geyin yaparken güzel ama milletin Kur'an kursuna, e, yurduna, okuluna, üniversitesine çökerken burada artık İslam'a hizmet edeceğiz derken güzel. Bunun dinle imanla alakası yok. Bunun izahı başka türlü izahları var. Kaba izahları var bunun ama dinle zerre alakası yok. Zerre alakası yok. Dolayısıyla hani bir insanın yığması acayip keyif veriyordur. Yani acayip yani. Halde... Yığmak da bir zevktir yani. Abi toparlayalım. Şimdi e, aldatıcılar var. Bir tane birkaç tane söyledim aslında. Niye insan seçerken bir takım problemler yaşar? Aldatıcılar var. E, sonra bir de belirleyici etkilerden etkilerin devre dışı bırakmaması ile alakalı e, iki başlığım var. Onlar söyleyeyim, bitireyim. E, Kur'an'a göre hani dünya hayatı aldatıcı bir unsur olarak önümüzde duruyor. Meta, dünya meta. Oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. Bu insanı aldatır. Seçimleri, dünya hayatından dolayı insan seçimlerinde aldanabilir. İki, şeytan aldatıcı olarak önüne konuluyor insanın. Şeytan aldatmaya mecbur bırakmaz ama. Yani bu aldanmalarda insan aktif rol oynar. Bunu benim suçum yoktu filan diye hani şeytana suç atamayız. Kimsenin tutup da elinden kolundan bağlayıp kimseye suç işletmez şeytan. E, reklamını yapar, güzel gösterir. Demek ki Mevlana'nın o güzel misali gibi işte geyik, ala geyikte Halil'i kandırmak için geyik sesi çıkartırsınız Halil'i daha çekip pusuya yatırmanız için, pusuya pus kurmanız için. Bir kuşu avlayacaksanız kuşun sesinden bir ıslık avlarsınız. Dolayısıyla se şeytan biz iyi bildiği için o da seçme kabiliyetine sahip olduğu için iki seçiciden biri benim diğeri de o mesela. O beni iyi tanıyor neyi seçip seçemeyeceğim. Çünkü o da seçiyor. O da seçicilerden. Hatta seçmenin zirvesini yapmış. Allah'tan müsaade istemiş bir de. Yani, yani çok büyük bir seçimde bulunmuş. Pahasını hmm. ödeyeceği bir seçim. Yani şeytanın da seçim e, seçimlerimizi e, saptırıcı bir aldatıcı olarak Kur'an söylüyor. Kuruntular konuştuk. E, kuruntuları insanı kandırır. Varsaydıkları, kabullendikleri Zaten dedikleri şeyler insan seçimlerini etkiler. O halde bunlara %100 güvenmek değil, güvenmemek değil. Ama kuruntuladığımız, varsaydığımız, zaten dediğimiz birçok şeyin seçimlerimizi belli düzeyde etkilemesine izin vermemiz gerekiyor. Tamamen değil. Şu, şu ben kabul ediyorum ki bu böyle. Öyle de olmayabilir. Benim kabulüm yanlış olabilir. Dolayısıyla bu seçimleri tekrar düzenlerken öyle olmadığına göre de düzenlemem gerekiyor. Zanlar var yani düşün ben de bil, zan da şu bilgi kırıntısı var iki dilimlik bilgi kırıntısı ama 98 yok boş bu boşluğu ben bununla telafi ediyorum hani nasıl söyleyeyim bir bant var mesela diyelim e, yetmiyor uzatıyorsunuz onu orayı kapatmak için uzatıyorsunuz dolayısıyla inceliyor zan budur ince 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 yüzeydir aslında bilgi küçücük bir bilgimiz var o bilgiyi yayıyoruz etrafa. Yüzlük dilimi kapatmak için. Ne kadar? 100 metre kareyi 2 metrekarelik bir lastikle kapatmak gibi. 2 metrekare iken kalın oluyor. Ama 100 metre kareye gerdirdiğimiz zaman incecik oluyor. zan budur aslında. 98 boşluğu eldeki 2 ile kapatmadır. İnceldiği zaman kopar, patlar bir yerden. Zan dayanıksızdır, çirkindir o yüzden. Dolayısıyla insan zanların üzerinden seçim yapmaması gerekir. Ee, Kur'an'ın başka bir tembih daha var. Başkalarının sahip oldukları durumlar var. Bunlar bizim seçimlerimizi etkiler. Efendimiz uyarıyor birkaç yer şey var. Mümin, Mümin suresinin ayeti var. Ali İmran suresinin ayeti var. Oradaki ifade de güzel bir ifade aslında. Onların kafirleri, müşriklerin şehirlerde refah içerisinde dolaşıyor olmaları seni etkilemesin diyor. Yani bu senin seçimlerini seni etkilemesin derken seni üzmesin. Seni bir karamsarlığa sevk etmesin. Nedir bu? Onların şehirlerde rahat rahat dolaşıyor olmaları. Konforlu konforlu dolaşıyor olmaları. Bir şehirde veya e, orada kelime çoğul şehirler diyor zaten. Bir şehrin içinde olabilir, rahat dolaşımlı olabilir. Özgürlükleri ve keyifleri seni imrendirmesin diye Bir başka yerde yanındaki garibanlardan uzaklaşmaması için onların elindeki e, senin gözünü kamaştırmasın diyor. Kelime tamamen bu. Yani dolayısıyla başkalarının elindeki gözümüzü kamaştırabilir, tercihlerimizi etkile etkileyebilir, başkalarının rahatlıkları, konforlukları, hürriyetleri şunları bunları e, seçimlerimizi etkileyebilir. Onların etkisinden kurtulup seçim yapmamız gerektiğini söylüyor. Sözler var, aldatıcı sözler var. Yani bir takıma Bakara Suresinin 204. ayet var mesela aldatıcı sözle alakalı. E, bir takım sözler söylüyorlar aldatmak için. İşte biraz önce konuştuğumuz etkileyici sözler, Muhammed'in sözünün arasına şöyle karıştırdık, yeme, yuttular ha filan onu zannediyorlar filan diye kandırdığını zannediyorlar. Etkileyici sözler olabilir, etkilendiğimiz sözler olabilir. Bunların tercihlerimiz olumsuz etkilemesi oluşa, meydana gelebilir. O konuda sözden etkilenmeyi de sınırlı tutmak durumundayız. Kalıplar var etkileyici unsurlardan. Ee, hızlı hızlı geçiyorum Münafık, münafıkın suresinin dördüncü ayeti sert bir ibare var orada aslında ee, yani baktığında tacip edebilirsin yani seni diyebilir, hayrete düşebilirsin kalıplarını gördün bir şey zannedersin bir adam zannedersin demek aslında ama yaslanmış kütük içi boş yaslanmış kütük gibidir diyor münafıkla alakalı e, nifak nifakla alakalı söylüyor nifakı kendisine etiket yapmış adamla alakalı bu Kalıbına baktığında adam zannedip etkilenebilirsin. Kalıptan dolayı da bu etkin kalıbından etkilenmekten dolayı yanlış seçimlerde bulunabilirsin. Kalıp da yüzde yüz seçimini belirleyici bir şey olmaz. Yani bunu söylüyor. Bir şuh kelimesi var Kur'an'da iki ayette. Tegabun suresi bir Daşir suresinin ilk ayetlerinde. E, nefsin cimriliği demek. Nefsin cimriliği de tutuculuğu da senin seçimlerini etkileyebilir. Demin hani yanında tutma dedi ki. Şuh aslında böyle yağmur yağdığında dışarı bırakmayan toprağa diyorlar. Şimdi modern asfaltlar filan var ya böyle bütün yağmur suyunu içine alıyor. Hı hı. Tam olarak o. Bırakmıyor ki su başka bir toprağa aksın. Ne yağdıysa hemen kendini alıyor bunun gibi. Nefsin cimriliği var. Bu parada da olabilir, başka şeylerde de olabilir. Makamda, onurda paylaşılabilecek herhangi bir şeyde başkalarıyla. Nefis cimrileşir. Bu nefsin cimriliğinden dolayı da seçimlerimizi yaparken yanlış seçimler yapabiliriz. Aman ha bunlara da dikkat diyor. Şimdi son başlığım şu. Belirleyici etkenler var. Onlardan uzaklaşamayınca tercihlerimiz, seçmelerimiz yanıltıcı oluyor. İnsanda tercih hürriyeti var. Allah hürriyeti vermiş ama bir insan seçebiliyor diye de her zaman doğru şeyi seçiyor anlamına gelmez. Dolayısıyla bu hep seçme takıntısından insanın kurtulması lazım. Ben her zaman her şeyi seçmek zorunda değilim. Bir seçmeden de devam edebilirim yani. İlgili olmayan bir şeyi, alakasız bir şeyi de seçmek zorunda değilim. Gerek yok. İlgilenmeyebilirim yani. Seçmektense, sınıflandırmaktansa. ilgilenmemeyi tercih edebilirim. Ben madem hürrüm, özgürüm, kendi seçimlerim, bireysel şu bu filan diyorum. yine de her şeyi seçmek zorunda değilim ki. Bu bir takıntıya dönüşmemesi gerekiyor. Yani ben her şeyin seçicisi değilim. Nasıl ben her şeyi puanlayıcı olmadığım gibi, değerlendirici olmadığım gibi her zaman seçmek zorunda değilim. Yani bu, bu takıntıdan kurtulmam lazım. Sonra kabullenememek durum var. Kabullenmem gerekir bir şeyleri. Hani seçmeden ilerlemeyi. Bazı şeyleri seçemeyeceğimi de kabullenmem gerekir. Ee, mesela çok klişe bir şey ama annemizi babamızı seçemiyoruz. Milliyetimizi, ırkımızı seçemiyoruz. Mesela kabulleniyorsunuz bunu. Hani kabullenmediğiniz bir şey ırkçı olursunuz zaten. Yani kabullenemezsiniz. Anayı babayı seçemeyen birisi yani Türkülerinde olur ya replikler. Böyle fakir anne baba sonradan sosyeteye karışmış kızının oğlunun yanına geliyor filan. Tanımıyor onu. Tanımıyorum diyor. Siz kimsiniz filan diyor. Neyse 3-5 kuruş at da gitsin filan diyor. Babasının anasına dilenci muamelesi yapıyor filan. Kabullenmezseniz seçimlerin her zaman sizi hataya sevk eder. Kabulleneceksiniz. Bir önceki seçiminizin sonucunu da kabullenerek devam edeceksiniz demek. Yaptığına güven durumu var. Kur'an'da birçok ayet var. Bir, bir defa baş geçti hatırlıyorum. E, ameli kendisine süslü gösterilmek diye. On Yaklaşık 12 yerde söylüyor Kur'an bunu. Yaptığı kendisine güzel gelir insanın. Dolayısıyla yaptığına çok güvenir. En doğrusu olduğuna, en isabetisi olduğuna kendini ikna eder. Bu adam devam eden seçimlerinde de hep yanılır. Yani bir önceki seçimin doğru olduğunu kabul ediyorsa bir sonraki seçimde de doğru, aynı do, doğru kabul ettiğine devam edebilir. Yaptığına güvenir. O yüzden kendi amellerini kendi gözüne sözlü görünme ihtimalini göz önünde bulundurması lazım insanın. Ben her zaman her şeyi mükemmel güzel yapamayabilirim. Şimdi birçok insan da diyor bak kardeşim yanlış seçim yapmışsın. İşte yanlış tercihin yanlış. Yani Türkiye'de en önemli motivasyonlardan bir tanesi bu şu anda. Ee, yanlışlanmak istemiyor insanlar tercihleri konusunda. Adam bir şey kör körüne tercih etmişse onun yanlış olabileceği ihtimal ve ihtimal vermiyor. Bu zoruna gidiyor. Tırnakta söylüyorum bu zoruna gitmeyi. Çünkü yanlışlanmak insan narına gidiyor. Ne ara bu kadar büyüdüm ya? Ben ben niye bu kadar önemliyim filan kimse demiyor durup. Olur ya ben yanlışı da tercih etmiş olabilirim. Yanıldım ya filan kimse demiyor. Hayır diyor. 1970'te ne dediysem şimdi de o. Ve bu iyi bir şey değil ki. 70'ten beri sen hiç mi değişmedin? Hiç mi bir şey öğrenmedin? Hiç mi kafana bir şey dank etmedin? Hiç mi yeni bir şey görmedin? Hiç mi böyle e, bir şeyin sonucuna vakıf olamadın? Yani bir ilmin bu kadar mı daraldı? Ne dediysem o diyor. Ya ben diyorum ki kardeşim geçen sene hata ettiğim bir şey varsa orada yanılmışım. Niye şundan haberim yoktu? Şimdi onu öğrendim. Şimdi böyle. E, bilimsel bakış bu zaten. E, o yüzden dinlerlerin bilimle araları e, soğuk küsler. Çünkü değişmek istemiyorlar. Yani bin sene önce bir alim bir kitap yazmış. Demiş ki göz çukuru olanlar şöyledir. Ayağının e, ayası işte ayağının boşluğu fazla olanlar e, zekidir. Az olanlar aptaldır demiş. Bizimki hala ayak ölçüyor. Düşün yani. Diyor, demiş ki babasıyla anası cuma günü kendisine niyetlenen adam şöyle olur. Salı günü niyet bin sene önce demiş. Bizimki hala böyle konuşuyor. Bunlar ciddi ciddi yazanlar var. bakmayın yani çok bir, çok sizden bizden tesirli hesaplar hala yazı veriyorlar bunları. İnsanlar da alıyor bunu. Şu gün şunu yersem çocuğum şu olurmuş diye. Şöyle olurmuş diye. Yani bu, bunlar yazıyor. Ya kardeşim bin sene önceden bahsediyoruz. Bin sene bin bin. O, o iyi de Kur'an'la hadis de öyle hocam filan diyebilirsiniz. Kaynağı insan değil ki onun. Ben kaynağı insan olan bir bilgi türünden bahsediyorum. Bu. Yani bugün Piri Reis'in haritasını alıp da hangi denizci ilerliyor? Allah'ın seven söylesin. Hangi denizciye, Müslüman denizciye yutturursunuz? Hangi Müslüman denizci Piri Reis haritasıyla denizcilik yapıyor? Değişir kardeşim. Bu gayet doğal bu. Piri, Reis cahilinde gidi diyemezsiniz. İbrahim Hakkı'nın gök haritalarıyla hangi Müslüman astronomi, astronomi bilgine hareket eder? Bu İbrahim Hakkı cahildir demek anlamına gelmez ki. İbn-i Sina'nın bütün tıbbi verileri %100 gerçektir ve aynen devam etmelidir diyebilir misiniz bugün? Ya bu gayet doğaldır. Bu kötüdür falan demek değil. Bir şey deyince sanki onu cehalette atfetmiş, onu yuhlamışsınız gibi zannediyor insanlar. Hayır alakası yok. Değişirim kardeşim. Değişirim. 70'teki söylediğimi bugün söylemeyebilirim. Bu döneklik değil. Hayır. Niye böyle düşünmüyorum? Çünkü yeni bir bilgi türüne ulaştım. Şöyle şimdi mezhep oluşumlarından bir tanesi e, sebeplerinden bir tanesi bu mesela bir e, fıkıh haliminin falanca hadisten haberi olmuyor mesela. O şöyle diyor. Haberi olunca değiştiriyor. Aynı ekolde birden fazla değişim oluyor. Şimdi bizimki değişimi kabul etmiyor. Değişimi kabul etmeyen bir adamın bilgiyle arası iyi olabilir mi? Yeni bir şey öğrenebilir mi? Mümkün değil. Yani Devam yaklaşık 2 iki yıldır, üç yıldır mücadele ettiğim bir şey aslında o abi. Hepimizin mücadele Ya işte üç yıl, dört yıl önce öyle demiyordunuz ama. Evet. tamam, tamam ne var demiyordum. Nasıl fark ettim bunu? Yani gizlemeye çalıştığım bir şey değil ki bu. Yani çok zekice. Aydınlanma oldu kardeşim. yani Allah Allah. Yani bu çok normal. Eğer sen <laughs> elma kendi... Başkasının başına mı düşüyor? Bizim yani... de başımıza <laughs> elma yani düşebilir. Şöyle bir şey var. Eğer sen kendi hayatına böyle bir kalıp çizdiysen sonra bir şey diyemem. Ama ben dönüşürüm. Ya yani ne olacak? Değiştiğim. Bu ayıp bir şey değil ki. Evet evet yani e, onca şey yaşadıktan sonra hala fikri değişmemiş biri olarak mı görmek istiyorsun beni? Yani evet. Bunu mu istiyorsun? Yani çok normal insan hatasını anlayabilir, seçimlerinin yanlış olduğunu farkına varabilir ve bu harika bir erdemdir bu. Yani e, eski mi? haline sövmek demek değil bu. Eskide güzel bildiklerini, yani. hatıralarını zift dökmek demek değil. Hayır kardeşim o gün bu veriler elimde vardı. Buna göre davranmışım. Bugün veriler değişmiş. Başka davranıyorum. Evet. Durum bu. Bu başkalık din iman tercihi falan değil kardeşim. Yani aynı tercih edebileceklerimden bir tanesi tercih ediyorum. Bu. Şimdi e, o yüzden hani bir takım e, kabullenmeler var, yaptığına güvenmek e, e, durum, güvenme durumları var. Bunlar tercihlerimizi, seçmelerimizi belirleyebilir. Bir başka madde heyecan, heyecanlarımızla yanlış seçimler yapabiliriz. E, bir başka madde anilik, hemen tercih etmek zorunda hissediyoruz kendimizi çoğu zaman. Halbuki biraz sabırla, teenniyle, araya zaman atarak tercihlerimizi geciktirebilir veya... Gerekli vaktinde tercih edebiliriz, acil tercihler değil. Tıpkı Hazreti Musa'nın tuğra erken çıkması gibi mesela. Erken değil, vaktinde çıkabiliriz tuğra, kendi tuğrumuza. Dolayısıyla burada acelenin getirdiği yanlış seçimlerden de, seçimi yanlış yapmaktan da kurtulmuş oluruz. Yönlendirilememezlik takıntısı var, gücü var. Herkes kendini himen zannediyor özgürlüğüne müdahale edilmiş zannediyor. Bireyselliği yok sayılmış, kişisel hakları yok sayılmış, hiçe sayılmış zannediyor. Yani benim yönlendirilememezlik gibi bir saplantım niye olsun ki? Ya yani ben bir bilenden yönlendirilmek isterim. Tecrübelden yönlendirilmek isterim ki buna şura diyoruz zaten, istişare diyoruz. Yönlendirilemeyenler ve yönlendirilenler de insanlar ayrılmaz. Yani peygambere bile fikir söyleyenler, Hazreti Peygamber'in de kendilerinden fikir aldığı kimseler var. Doğru bir anket yapmıyor, bir survey yapmıyor insanlar arasında. Şu vahye ne düşünüyorsunuz? Rica edeyim Allah'tan. Öyle değil. Yani ama sahabesine danışıyor. Ne yapmamı istersiniz diyor. Gidiyor söylüyor sen ne dersin diyor. Benim bir sözüm var diyene buyur diyor. Sözünü kesmiyor. Ve birçoğunun da dediğini yapıyor. Doğru bulduğu, isabetli olan, karar verilen şeyi yapıyor. Şimdi ben yönlendirilemez. Hayır. Şura dediğim şey yönlendirmektir zaten. Bilgili ve ilgililer tarafından. Şimdi ben yönlendirilebilirim ama bu ipin başkasının elindedir. Ben istediği gibi oynatır filan. Bu anlama gelmez. Ama e, A'dan Z'ye hepimiz yönlendirilebiliriz. Yani bir şimdi ben uluslararası ilişkilerle alakalı benim ne otoritem olabilir ki zihnimde? Kendi kendime etmem. Ama bir uluslararası ilişkiler uzmanından ya bu Suudi Kaşıkçı olayın durumu nedir? Niye böyle? diye merak ederim yani ne bir perspektif geliştirmesini merak ederim. Ve diyelim ki benim güvenlik politikalarıyla alakalı ne kadar fikrim olabilir ki? Uzmanlığım değil, bir şey değil. O yüzden sorarım bu nedir diye. Şimdi hani birçok aynı alanın içerisinde birçok alt dal oluyor. Yani ben ilahiyatçıyım ama kelamla alakalı bir uzman değilim. Bir hadis uzmanı değilim. Ama bir bir tarafta bir hadisle alakalı bir şey olduğunda ben de bakıyorum bir hadisçiye soruyorum bir tanıdığım birisine soruyorum. Ne bileyim bir fıkıhla alakalı bir uzmanlık isteyen bir konuysa soruyorum. E, İlahiyat mezun değil misinle çözülmüyor. Yani bir, bir psikologsunuz mesela çocuk psikolojisi tamamen ayrı bir şeydir. Suç psikolojisi ayrı bir şeydir. Yani geçenlerde bahsettik hatırlarsanız yas psikolojisi diye bir şey var. Öyle çocuk psikolo psikoloğunun çok rahat tamam ya hallettik filan diyeceği bir şey değildir mesela bakarsınız. Yönlendirilebilirsiniz yani bu, bu ben özgürüm, kendi tercihlerimi kendim yaparım. E buyur. Dünya hepimize tek başımıza gezmeye yetecekmiş gibi. Olmuyor işte. Öyle olmuyor. Mutlaka bu seçimlerimiz birbiriyle tokşuyor. Kim güçlüyse, kimin sesi çok çıkıyorsa onun seçimleri daha makbulmuş gibi gözüküyor. Evet. Halbuki ortaya kriter alıp e, bir takım erdemleri e, mesela ahlaki kurallar, dini kurallar burada geçerli. Seçimlerimizin öne çıkmasını sağlar. Ben de bunu tercih ediyorum. Mesela bir camiye gidiyorsunuz. Cuma namazının farzı iki rekat. Niye? Allah bize o kadar nimet veriyor. On kılalım hocam falan diye gaza getiremezsiniz millete. Benim tercihim onda öyle değil. Cuma namazının farzı iki rekattır. Üçü kılamazsın bir de kılamazsın. Benim gücüm bine yetiyor demen hiçbir şey ifade etmez. Her gün hac yapacağım diyemezsin. Zilhicce'nin dokuzuncu gün orada değilsen ay, yani hiçbir şey yaramaz o. Yani yaramaz derken hac olmaz. Başka bir şey olur. Umre olur. Ama her gün hac yapacağım diyemezsin. Yani senin tercihin gördüğün gibi değişiyor. Yönlendiremezsiniz böyle falan diye. Ya bu bu bir takındı. Takıntı. Eğer gücü eline alan himen zannediyor kendini. Bu seçimlerimizi etkiliyor maalesef. Ee, seçeneksizlik zanlı var. Tembellik ya da. 10 tane seçenek var. Ben tembellik yapıp bir tanesini hep seçiyorum. O yanlış seçim, seçimin yanlış olması için güçlü bir sebep bu aslında. Diğer alternatiflerin seçebileceklerimin ne olduğu bilgisinin de olması lazım. Şu olabilir, şu olabilir, şu olabilir deyince bu olabilirlerden en uygununu seçerim. Ama şundan başkası olmaz dersem başkası zaten olmuyor ki. Kafamda silmişim zaten. Hep benim bayrağımın altı dersem başka bayrak dikilim hiçbir yere bakmam. Benim dediğim doğru dersem herkesinki yalan olur. Niye onları tercih edeyim? Zaten yalan diye kabul ediyorum. Şimdi dolayısıyla benim dediğim doğru ama başka doğrular da olabilir. Bir bakayım millet ne diyor dersiniz. Şimdi ben böyle düşünüyorum ama yani başkası ne düşünüyor? Aynı konuda birisi bir şey yazmış, bir şey konuşmuş. O ne diyor diye bakarım. Ama o yalan söylüyor diye derseniz baştan baştan gıcık kaparsanız, baştan nefret ederseniz zaten alternatifiniz olmaz. Dolayısıyla burada seçim e, odaklanması Seçe seçme konusunda sınırlanma veya tembellik. 10 tane varken hep alıştığına gidiyor seçiyor mesela. Biz e, hani böyle dem dediniz ya bizde Türkiye'de bu var. Biz dededen bilmem ne partiliyiz filan diyor. İyi bir şey mi bu? İyi yani. <laughs> iyi bir şey gibi anlatıyorlar. Dededen refahçı izlesin veya eee CHP'li izlesin mesela milli görüşçü veya CHP'li izlesin. Fark etmez sağdan soldan ne Be benilendirmez. Çocuğun benim aynı ideolojiye sahip olacak diye bir kural mı var? Torunlarım 100 sene önceki adamla aynı düşünüyor. Düşünsenize. Yani bu, 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 bu sanki marifetmiş gibi anlatılıyor da. Bir marifet değil. Sonra bana özgürlük özgürlük geyiklerinde en çok bu adamlar yapıyor. Sorun değil mi bu? Ben, ben bence çok büyük bir sorun diye düşünüyorum. Yani ben e, Türk sanat müziğini seviyorum de çocuğum sevecek diye bir şey yok. Yani sevmeyebilir, sevemeyebiliyor yani. Ne bileyim hani e, bizden öncekilerin sevdiği her şeyi biz sevmekle devam etmiyoruz. Bizden sonrakiler için de böyle. Bizden öncekiler sevmediği bazı şeyleri biz sever hali de geldik. Mesela bu da var. Şimdi tersi bir dönüşüm yaşayabiliriz. Seçim tembelliği bir defa alışmışız artık ayağımız alışmış filan. Hep orada zannediyoruz. Bir tane elma yemeye alışmışız. Elmanın yüzlerce türü var. Belki ötekine e, hayran olacaksın ama sen buna alıştığın için seçim. Gidiyorsun bilmiyorsun mesela onu alıyorsun. Aa filan bu da yeniyor muydu ya filan diyorsunuz ötekine. Yani tembellik de bizim seçimlerimizi etkileyebilir. E, seçimlerin sonucu en son başlığım bu. Seçimlerin sonucunu e, düşünmeme durumu da seçimlerimizi etkileyebilir. Bunun iki sonucu var. Biri negatif sonucu pişmanlık. Ee, seçimlerimizden, yanıldığımız seçimlerimizden, hatalı seçimlerden pişmanlık duyma, tevbe etme veya helallik isteme veya kırdığımız döktüğümüzü telafi etmek gibi bir de pozitif sonuçları var. Eğer doğru isabet etmişsek, doğru da isabet etmişsek seçimlerimizde orada şükür ve bu bereketlenmiş bir şey elde etmişsek de onu paylaşmakla ancak sonuçlanabilecek bir e, seçim olması lazım seçim sonuçları da seçtiklerimizin sonuçları da seçimlerimizi etkiler. Dolayısıyla negatif tevbesini yapmadığımız bir şey bir sonraki seçimimizi etkileyebilir. Şükrünü yaptığımız bir e, sonuçta bir sonraki seçimimizi etkileyebilir. Yani bakarsınız zekat veriyorsunuz illa mutlu mu olmak zorundasınız? Malınız şu an hayır değil. Ben bir ibadet yaptım. Ve bunu Allah için yaptım dersiniz. Bir sonra bir daha yaparsınız. Bunun gibi. Doğru yaparsınız bir şey. İyi, e, Kur'an okumak moralime iyi geliyor diye değil. Kur'an okursunuz, anlarsınız bir şeyi, kavrarsınız. Bir iletişime geçmiş oluyorsunuz. Yani hani malum bir hadis var. Ee, okuyan e, bitirdiğinde ben Rabbimle Allah'la konuştum dese sözünde yalan olmaz diyor. Allah'la konuştum diyen adam bir sonraki ne bir daha okur mesela. Sonuçlarını bildiği için bu illa edinmek değil, bilmek de bir sonuçtur. Bildiği için sonuçlarına göre yeni tercihler yapabilir. Çok hızlı bitirdim. <laughs> Abi teşekkür ederiz. Bu e, seçim konusu yani e, üzerinde daha da konuşulabilir bir konu bence. E, yani ama başka bir başlıkla belki başka bir başlığın içinde konuşulabilir. E, çünkü insanın bile iç diye kendini kandırması, bilmeden kendini kandırması, yanılması, bir yanılgıya kapılması, e, bir kötülüğü uzun süre devam ettirebilmesi. Ee, yani bunlar üzerinde ciddi konuşulması gereken şeyler ama e, bugün konuşabildiğimiz e, bu kadarı. Ee, i̇nşallah seçimlerimizi e, sık sık e, vaktinde zamanında e, hani pusulayı e, zamanında kontrol eder. Hala doğru yolda mı gidiyoruz? Hala yönümüz doğru mu? Levhaları e, takip eder. Kutup yıldızına bakar. Ne bileyim yani arada bir yoklamak lazım. Bir sağlamasını yapmak lazım. E, hatasını fark edip e, yönünü düzeltmek de utanılacak bir şey değil. Evet. Yani. Gayet normal. Tabii ki. Gayet normal. Bu memnuniyet şey. hatta süper bir doğru şey. Doğru yani. isabetli seçimlerin ana e, iksirlerinden bir tanesidir memnuniyet. Memnun olabilme. Yoksa kötülükten memnun olmak falan bunu demiyorum. İşkenceden, ızdıraptan memnun Bu değil. Ama memnun olabilme, e, beğenebilme, takdir edebilme, hakkını verebilme, teşekkür edebilme, şükredebilme kabiliyeti bir sonraki seçimi doğru yapabilmenin de en önemli iksirlerinden bir tanesi. Charles Bolder'in bir sözü var, hiç unutmuyorum ben de çok kıymetli bir söz bence. Ben nerede değilsem hep orada mutlu olacakmışım zannederim diyor. Hmm, hatırladım. Yani e, olduğun yeri mutlu kabul etmezsen, olduğun yerde mutluluğu hiç beğenmezsen, yani daha doğrusu memnun olma kabiliyetin ölmüşse hiçbir yerde mutlu olamazsın. Hep bir başka olmadığın yerde mutlu olacakmışın gibi. Bu zaman da olabilir, mekan da olabilir, elde tuttuğumuz varlıklar da olabilir. Bir kalemim var ama iki tane olsa var ya acayip yazarım. Ya yazacaksan biriyle de yazarsın. Eğer birden memnuniyetin gelişmem, iki olsa var ya acayip yazarım. Üç olsa o döktürürüm falan diye değil. Yani biriyle de yaparsın. Döktüreceksen biriyle de döktürürsün. Ben nerede değilsem hep orada mutlu olacakmışım hissederim diyor, zannederim diyor. Ee, o bizim bizim görevimiz olduğumuz yerde mutlu olmak, olduğumuz zamanı mutlu hale getirebilmek, memnun olabilmek, güzelleştirebilmek. İyilikse bu zamanda yapabilmek yoksa ah bizi peygamber zamanda Allah getireydi var ya filan diye. Öyle değil bu bu zamanda. Ben buradayım. Burada mutlu olabilir miyim? Bu seçeneklere kontrol etmem lazım. Alternatifleri değerlendirmem lazım. İnşallah. Abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de teşekkür ederiz. Şimdi canlı izleyenlere ve daha sonra izleyecek olanlara haftaya inşallah bir aksilik olmazsa yine çarşamba günü Türkiye saatiyle 20'de burada olmaya çalışacağız Hakan Zafer birlikte. Ee, sevgili izleyenler hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah iyilikler, güzellikler sizlerle olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet